Arkadaşlar merhaba. C# örneklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Visual Studio programından New Project kısmını seçiyorum ve uygulamamı oluşturuyorum. Bu kısımda Console Application'ın seçili olduğuna dikkat ediyorum ve uygulamama isim veriyorum. Uygulama 2 diyorum ve OK'ya bastığımda uygulamamız açılıyor. Yine metin yazdırma işlemleriyle devam edeceğiz. Bir önceki derste console write ve console write line kodlarını öğrenmiştik. Şimdi console write line yazıyorum. Parantezimi açtım, kapadım. Noktalı virgül. Parantezin içerisine sayısal ifade yazacağım arkadaşlar. Tırnakların içinde olacak tabii bu. 2 artı 3 şeklinde bir ifade yazıyorum ve bunu start'tan çalıştırıyorum. Evet. Ekranımda bir şey belirdi ve gitti. Yani programım çalıştı, görevini bitirdi ve kapandı. Tabii biz bunu göremedik, o yüzden algılayamadık. Bunu anlamamız için geçen hafta bir komut söylemiştik. Console.readKey. Bu komut sayesinde program tüm işlemleri yapıyor ve en sonunda bir tuşa basılmasını bekliyor. Şimdi çalıştıralım. 2 artı 3'ün bize nasıl bir sonucu olduğunu görüyoruz. Evet, tırnak içinde yazdığım sayısal ifadeler normal metin gibi olduğu gibi geliyor arkadaşlar. Eğer bu tırnak içerisinde olmasaydı ne olacaktı? Hemen devam edelim. Console nokta write line diyorum. Şu şekilde yazalım. 2 artı 3. Özür dilerim. 2 artı 3. Çalıştırıyorum. Evet. Birincisinde normal metinmiş gibi gördü. İkincisinde ise sayısal ifade olarak işleme aldı ve 2 ile 3'ü topladı. Sonuç olarak 5'i ekrana yazdırdı. Yani tırnağım varsa bunu metinsel ifade gibi algılıyor. Tırnağım yoksa sayısal ifade ve işlem gibi algılıyor arkadaşlar. Şöyle bir şey deneyelim. Console.writeLine geldim. Ahmet tırnaktan sonra artı tırnak Ayşe. En sonra noktalı virgülümü koymayı unutmuyorum. Arkadaşlar çalıştırıyorum. Şimdi burada yaptığımız işlem artı ile metinsel ifadeleri birleştirmek oldu. Yani Ahmet metnini yazdırdı. Daha sonrasında peşinden boşluk kullanmadığımız için direkt olarak Ayşe metnini yazdırdı. Ahmet metni ile Ayşe metnini toplamış oldum. Yani bir arada yazdırmış oldum. Boşluk bırakmak isteseydim, istersen buraya, tabi programı çalıştığı için kapatmam gerekiyor. İstersem Ahmet'ten sonra boşluk bırakabilirdim. Ya da Ayşe'den önce boşluk bırakabilirdim. Ya da artı tırnak boşluk tırnak tekrar artı. Yani Ahmet boşluk Ayşe şeklinde ekranıma yazdırabilirdim. Şimdi arkadaşlar sayısal ifadeler için birleştirme yapalım. Console.writeLine iki artı 3 eşittir artı parantez içine 2 artı 3 yazıyorum. Şuradaki ifadeyle buradaki ifadeyi topluyorum. Bakalım nasıl bir sonuç çıkıyor ekranıma. Görelim. Evet. 2 artı 3 eşittir kısmını metinsel ifade olarak yazdırdı. Çünkü tırnak içinde kullandım şuraya kadarını. Seçemedim. Daha sonra şuradaki parantez içinde olan 2 artı 3'ü topladı ve artı ile birlikte buraya
birleştirmiş oldun. Peki bu örnek şöyle olsaydı ne olurdu? Aynı örnek. Çok ufak bir değişiklik yapıyorum. Console, write line, parantez aç kapat, tırnağım, noktalı virgülümü kapattım. 2 artı 3 eşittir. Tırnağımı kapattım. Artı 2 artı 3. Bakalım böyle denediğimizde ne oluyor? Çalıştırıyorum. Evet. Çok farklı bir sonuç çıktı aslında karşıma. Yine şuradaki 2 artı 3 eşittir kısmını metinsel olarak aldı. Boşluklara takılmayın bu arada. Onları ben görsel olarak güzel dursun diye yaptım. Daha sonrasında şuradaki 2 ile 3'ü toplama işlemi olarak algılamadı. Çünkü birleştirme işlemi olarak algıladı. Parantez yazmadığım için. Yani eğer parantez yazsaydım, parantez koysaydım 2 ile 3'ü toplayacaktı. 2 ile 3'ü toplayacaktı. Daha sonrasında da ekranıma yazdıracaktı. Buradaki gibi. Ama parantez koymadığım için böyle bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Burada 2 ile 3'ü topladı. Ve toplam 5 olarak bize sonuç verdi. Fakat şurada yine 2 artı 3 var. Bunu birleştirme olarak yazdı. Toplam olarak yazmadı. Şimdi arkadaşlar bu tarz durumlarda program hangisinin birleştirme, hangisinin toplama işlemi olduğunu anlayamıyor, ayırt edemiyor. O yüzden eğer biz toplama işlemi yapacaksak, yani birden fazla şey kullanıyoruz, birleştirme ve işlem bir arada kullanıyorsak, toplama işlemi ya da işlem yapılacak kısma parantez koymamız gerekiyor. Aynı şu dördüncü kısımda olduğu gibi. Ama eğer birleştirme yapıyorsak artı sayı artı sayı artı sayı şeklinde devam edeceğiz. Yani burada kullandığımız artılar birleştirme artısı, parantez içinde şurada kullandığım artı ise toplama artısı olarak karşıma çıkıyor. Evet arkadaşlar bu örneğimiz de bu kadardı. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.